Sana bunu yapıyoruz sarma. Bugün çorbaya şekil şükür yapmışlar var. Murat arkadaşımız çamur yapmaya gelmiş. Hadi be, erken ilave ettim. Olmadı bu yemek. Bu böyle kremsi miymiş? Çok zor şartlar altında çalışıyoruz. İşte 30 saniye sayıyorum. 30, 29. Bunlar niye mor değil? Böyle mi? Evet, teknik ekipten gelip ocağı kontrol ediyorlar şu anda. Hamurlar bile vız gelir, tırıs gider. Bittiği zaman görüşürüz. Gel bir başlangıç videosu çekelim. Ben Emrah. Ben Aslıhan. Bugün sizlere Japon usulü Danarulo sarma yapıyoruz. Danarulo yapıyoruz sarma. Geliyor. Çorba için malzemelerimiz havuç, pırasa, tereyağı ve tabii ki baharat ve kişniş. Bütün bunları ilave ettikten sonra çorbamızı belli bir süre kaynatıyoruz ve sonra bunları blenderdan geçiriyoruz. Bunları böyle böyle pire kıvamına getirdikten sonra çorbamızın üstüne baharatlarımızı ve kişnişimizi koyuyoruz. Bittiği zaman görüşürüz. Evet, işte soslar hazır. Efendim, yemeğin iç malzemesi hazır. Çorbamız kaynıyor. Çorbamızda pırasa, tereyağı ve havuçlarımız var. Patateslerimiz arka tarafta püre için hazırlanıyor. Mantarlarımız katılmalı mı acaba? Bir 30 saniyesi var. 30 saniye sayıyoruz. 30, 29. Şaka şaka. Mantarları ilave ediyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Hadi be, erken ilave ettim. Olmadı bu yemek. Malzemeler. Ben bu malzemeleri zaten çiğ diyelim ki. Patates. Patates kızartması. Patates kızartması mı yapacağız yanına? Bunun da tatlı patates yapacağız. Bunlar tatlı patates evet. Mi? Bunlar niye mor değil? Kim mor bu onları biliyorum. Yavrular, yavrular, yavrular. Şöyle nazikçe, kibarca mantarlarımızı ve havuçlarımızı sote ediyoruz. Parası neyse verip bir kameraman tutacağım. Yeğenlerinden hayır yok. İkisi de ders yapıyorlar. Bunlar da çorbaya kızartmalık sos üstüne koyacağız ilave. Şimdi ne yapıyoruz bunları? Etlerimizi dövdürdük kasada. Tamam. Olabildiğince incelttik ama çok da inceltmedik kurutulmasın. Bunları niye mühürleyeceğiz peki? Etler kalın diye mi? Etler hem kalın hem de mühürleyeceğiz ki dışı çıtır içi sulu olsun. Etin suyu içerisinde kalsın. İçine önce buradan bir tutam alacağız. Şu an sıcak vaziyette sulamasını bekliyoruz. İçine koyacağız. Daha sonra bunları saracağız. Bir şekilde saracağız. Kürdanlayacağız. Ve mühürleyip fırın tepsisine dizip bir 15-20 dakika fırında pişireceğiz. Tamam, bakalım çorbamız ne durumda? Mühürlemeye başlamıştım. Tamam hayatım, her tarafı mühürlemeye çalışıyorum. Her taraf 30-30 saniye kalsın. Tamam hayatım, yapmaya çalışıyorum. Aslan bunlar tamam mı? Abla. Bunları alıyorum artık. Tamam. Onları fırına attıktan sonra çorbayı bir şey girendireceğiz. Onlar tamam. Nasıl ya? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çok zor şartlar altında çalışıyoruz burada. Ekip çok zorlanıyor, bildiğiniz gibi değil ama bunlar bize vız gelir, tırıs gider. Ben onu söylüyorum. Herkes görüyor. Bence bu Japon usulü ise çiğ bile ya. Usta olur. Çünkü Japon usulü ya, çiğ olabilir. Sushi hesabı.
Evet, teknik ekipten gelip ocağı kontrol ediyorlar şu anda. Bu arada bizim patatesi sen altına kapattın mı aslında? Evet. Üstündeki şeyden dolayı, yeter kadar hava gelmediğinden dolayı da oluyor. Hayır, hakkımızı yiyecekseniz böyle yemeyin lütfen. Bir hak yenecekse böyle yenmesin. Demin de söylediğim gibi Murat arkadaşımız çamur yapmaya gelmiş. Çünkü Murat arkadaşımız yemeğinden muhtemelen puan alamayacağını düşünüyor. O yüzden sizi de az puanlayarak kendine avantaj elde etmeye çalışıyor. Ama ben bunları bilmem. Aa abicim sen burada mıydın ya? Anlayan arkadaşlardan bir yaptı yemekleri. Bugün de yapıyordu, babam yaktırmadı. Yarışmayı biz dört kazanalım. Ah sen bunlar da tamam. Tamam. Kız, hepsi nereye gitti? Hepsinin yerini değiştirirken söylesene yavrum. Bulmaca gibi yamuk yapma, yamuk yapıyorsun onları. Bir kere eleştiriyorum, burada hile var. Ne gibi? Şu an çözemedim biraz. Aklıma gelmedi şu an. Çamur altlarında bu kadar vasat olmaz arkadaşlar, görüyorsunuz değil mi? Şefim bu tabayı kaldıralım mı? Dur şimdi, burada tatlımız yapıyorum. Bir yandan da tatlımız geliyor. Tatlımız ne? Söylesene. Panna cotta. Panna cotta. Orman meyveli. Orman meyveli aromalı. Evet. Şimdi yer açacağım. Şunu yere alalım. Şu şeyleri bir makineye yapacağım. Temiz çalışıyoruz. Makineye açıyoruz. Evet, servislerimiz hazırlanıyor. O ilk ameliyat ettiğimiz bir tanesine bakalım. Dün eleştirdin ya bak, bugün çorbaya şekil şükür yapmışlar. Ne şekil şükür? Çok güzel. Evet, çorba havuç çorbası. Tadına bakabilirsiniz, buyurunuz. Güzel çıktı bakalım. Havucu her zaman sevmişim ama bu kadar güzel bir havuç çorbası. Sen kamera karşısına koyalım. De arkasında. Ben yaparken yiyorum. Evet. Gerçekten çok nefis. Vallahi. Ellerine sağlık, çok değişik. Gördüm ben. Kremsi olmuş. Evet. Biz bunu suyla açtık, daha pöreli, daha koyu kıvamlı ama çorbaya benzemesi için daha açtık. Evet, evet sayın jürilerimiz. Bence çok güzel, gayet güzel. Başarılı, çok başarılı. Evet, ne diyorsunuz Duru Hanım? Beğenmediğiniz bir şey var mı içerisinde? Mesela tuzu çok olmuş, kişniş var içerisinde, bunun aromasını sevmediğim, havuçlar diri kalmış. Onu almak zorunda. Kişniş ne kadar güzel gelişmiş. Murat Bey, sizin de yorumunuzu alabiliriz. Çorbayı beğendiniz mi? Sunumu beğendiniz mi? Yani biraz daha görmek istiyorum. Şu anda çok olumsuz bir şey görmek. Çağlayan mı? Yani? Armağan Çağlayan. Babacığım ne düşünüyorsun tabağın hakkında? Lezzet hakkında? Lezzet de, görüntü de çok güzel. Sunumu beğendim diyorsun. Sunum güzel. Evet ablacığım, sen ne düşünüyorsun? Etler biraz daha geçebilir miydi? Bunu götür. Etlerin ilgili biraz problem var yani. Sen ne düşünüyorsun anneciğim? Bu da sizin probleminiz. Ama lezzet yoksan bir daha et almayacağız demek. Harika olur. Ben daha yorumumu bitirmedim. Hep olumsuz yorumlamak gidiyorsun. Ben olumsuz da yorum yapmadım ama lezzet bir harika olmuş. Gerçekten çok güzel. Evet sayın jürimiz, siz ne düşünüyorsunuz? Etin rahatlığına bakmam ama et şimdi her şey tamam. Durucuğum sen ne düşünüyorsun? Ben şu an sos ve patates güzel. Etimlerle tadar mısın? Ana yemeğimiz çünkü etimiz. Murat Bey siz ne düşünüyorsunuz? Et olduğu için buldum. Ben bu yemeği daha önce sizin yaptığınızı hazırlıklı olduğunuzu düşünüyorum. Yani başarılı buldunuz, başarılı buldunuz yani. Buradan bunu çıkartıyorum. Sonuçta güzel mi değil mi onu söyleyeyim. Sadece biraz fazla araştırma yapmış olabilirim. Yani işte biraz fazla bir şeyler var şimdi içinden. İyiler evet, var. Et şey içine diyorsun. Evet bir şey oldu. Hiçbir şey olmamış olsa daha iyi bir şey oldu. Gayet güzel. Biberle aromaları bir harika olmuş. Evet. Normal bir yemeğimizi pişirirken hardallı özel bir sos kullandım. Gördüm. Çok güzeldi. Valla çok güzel olmuş. Ben çok şahitim. Güzel olmuş. Peki. Biberi... O zaman evet aslanca. Et çok kuru değil ya. Ellerinize sağlık. Elimize sağlık. Ana yemek Japon usulü dana rulo sarma. Çorba kişnişli havuç çorbası ve tatlımız panna cotta. Bu yemeği sen ve Emrah birlikte yaptınız. Tabaklarınızdan memnun musunuz?
Ana yemeğimiz umduğumuzdan daha başarılı oldu. İçerisindeki sebzelerden kuşkonmazı bulamadık ama onun dışındaki tüm ürünleri güzel bir harmanlayıp güzel bir sos yaptık. Özellikle en son fırına atmadan önce üzerine yaptığımız hardallı ekşili sos bence çok vurucu oldu ana yemeğimizde. Yemeğin tadını daha da öne çıkardığını düşünüyorum. Çorbamıza gelecek olursak çorbamızda da kişnişin verdiği aroma çok başarılı oldu. Havuç tadını ben birazcık kendimce, kendi damak tadıma göre baskın bulsam da genel olarak sofradaki yiyenlerin aromayı beğendiği yönündeydi kanı. Tatlı da çok kendi adıma memnun değilim. Açıkçası panna cotta'dan ilk defa yaptığım ve yediğim bir tatlı ama gördüğüm ve izlediğim kişilere göre çok memnun kalmadım. Çünkü yeteri kadar donmadığını düşünüyorum. Erken servis ettim. Ama lezzeti olarak güzeldi ama kıvam olarak mutlu değildim. Aslıhan'la beraber yaptık bu yemeği. Aslında kullandığımız et daha bilindik bir yerden alınsaydı, yani daha başarılı bir ürün temin edebilseydik, yemek bence çok daha güzel olurdu. Çünkü bence et sert oldu. Yani biz normalde ete gerekli marinasyonu yapmamıza rağmen et çok sertti. Çorbayı beğendim. Havuçlu ve pırasalı çorba gerçekten güzeldi. Kişniş vardı içerisinde ve en son üzerine koymuş olduğumuz sunum sırasındaki zeytinyağı ile beraber gerek görsel gerek lezzetsel olarak bence ana yemekten bir tık daha iyiydi. Çünkü ana yemeği içerisine koyduklarımıza rağmen çok çok beğenmedim. Yani kötü değildi ama daha iyi yemekler yedik bu hafta. Çorbası da güzeldi, çok nefisti. Dana sarması daha bir harikaydı. Tatlı, yani ben tatlıyla pek aram olmadığından dolayı, ama yine de güzeldi. Yine değişik bir yemek yedik. Biraz yine et kalitesi tabii ki beklenenin altında kalmış bir kaliteydi. Umulanın altında kalmış bir kaliteydi ama içindeki konulan malzemeyle uyum olarak gayet güzeldi. Hoştu. Çorba da güzeldi. Severek yedim, beğenerek yedim. Tatlı, süt tatlıları her zaman hoşuma gitmiştir. Üstündeki sosundan birlikte çok esprili, güzel bir tatlıydı. Ana yemek çok güzel bir et yemeğiydi gerçekten. İçindeki aromaları, lezzet, yani etin biberleriyle yoğrulmuş ve mantar varmış içinde çok fark etmedim bile. Sadece etin biraz daha pişmesi gerektiğini düşünüyorum. Lezzet olarak, yapılış olarak, şekil olarak, görüntü olarak şahaneydi. Böyle pahalı lüks restoranlarda yiyebileceğiniz kalitede bir görüntüsü vardı. Çorba da efsaneydi. Çorbası da çok güzeldi. Daha böyle içinde kıtır ekmek istedim şeysinde ama lezzet olarak beklediğim, hani püre görüntüsünün dışında aldığım lezzet çok güzeldi. Hepsi çok güzeldi. Tatlısı birazcık daha soğuyabilirdi. Soğusa daha iyi olurdu ama yine merak ettiğim tatlılardan bir tanesindeydi. Ve çok keyif alarak yiyebildiğimiz bir tatlıydı. Yani ana yemek fena değildi. Güzeldi. Çorba için diğer yediklerime kıyasla hani o da fena değildi diyebilirim. Tatlıyı hatırlamaya çalışıyorum. Yani tatlıyı çok böyle çok demek ki bir şey değil çok değil. Yani hatırda kalacak bir şey değil gibi geldi. yani lezizdi ya. Yani lezizdi. Gün olarak baktığım zaman da ilk güne göre gayet şeydi. Daha performanslı ve güzeldi. Ana yemek gayet güzeldi, o da hoşuma gitti. Ama et hani birazcık sert olduğundan dolayı, etten dolayı olduğundan dolayı o biraz sadece sorundu. Onun dışında ana yemek gayet güzeldi her şeyle. Çorba ve tatlıya gayet ikisini de her şeyle birlikte çok beğendim. Ana yemek güzeldi. Yani yanındaki olan o püre falan güzeldi, sosu güzeldi. Ama eti biraz sertti. Onun da daha iyi, yani daha yumuşak olamayacağını söylediler. Bence et de güzeldi. İçine falan konulmuş, onun içine uğraşılmış. Güzeldi yani et falan. Her şey güzeldi. Çorbası neydi? Çorbası da güzeldi. Tatlısını çok beğendim. Bir tane daha olsa bir tane daha yerim. Lezzet, zorluk derecesi, sunumu göz önüne aldığınızda bu menüye kaç puan veriyorsunuz? 8 verirdim. Bu yemeği bir başkası öneme getirmiş olsaydı vereceğim puan 8 olurdu. 10. 8 veriyorum. 8. 8. 10 üzerinden 8. 8.